Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir oyuncak açılım videosu ile karşınızdayım. En son oyuncak açılım videomu 4,5 ay önce eklemişim. Gerçekten uzun zaman oldu. Ve ilk defa bu kadar oyuncağı bir videoda açacağım. O yüzden çok mutluyum. Bu oyuncakların hepsini Armağan'dan aldık. Fiyatlarını tam olarak hatırlamıyorum. Ama düzenlerken üstlerine koyarım. Önce neler var bir bakalım. Sonra da direkt açılımlara geçelim. İlk olarak böyle çalışma masalı bir ranza seti var. Sonrasında iki tane skipper bebeği. Bu da böyle bank ya da piknik seti. Ve son olarak küçük paketler. Ayakkabı ve bebek. Şu en büyük olan ranza paketiyle açılımlara başlayalım. Bildiğiniz gibi şu sıra Barbie ailesinde kızların odaları değişecek. Ve biz de bunu Ayşe ve Leyla için aldık. Şu çalışma masası kısmı dönüp yatak haline gelebiliyormuş. Evet, kısa ama bence Leyla için uygun. Üst tarafta kısa duruyor ama orası bu şekilde açılabiliyormuş. Bunlar da yeni çıkan diğer setler. Aslında ikisi de çok güzel ama ikisine de ihtiyacım olmadığı için almadım. E hadi artık açalım. Bu arada arkadaşlar, kutunun yanında çok güzel böyle bir çizim buldum. Bunu kesinlikle tablo olarak kullanacağım. Üstünde ise böyle kalp yapan bir Barbie var. Bu da çok güzel. Sizce de çıkan bu arka plan müthiş değil mi? Bunu mutlaka videolarımda kullanacağım. Çıkan aksesuarlar bu şekilde. Gerçekten çok sevdim. Barbie'nin D'si bulunan bir masa lambası. Ve Barbie logolu bir iPad ya da tablet. Bu arada bu görüntü Barbie'nin en iyi dostu kim yarışmasından. Çalışma masası için böyle turuncu bir sandalye çıkıyor. Bunun aynısının mavi rengi bizde vardı. Böyle ikisini yan yana koyabilirim. Çok tatlı olur. Örtü o kadar güzel ki. Kumaşı, deseni çok hoşuma gitti. Bakalım bu yatak nasıl açılıyormuş. Hakikaten nasıl açılıyor bu? Hiçbir aparat falan da bulamadım ama biraz uğraşayım. Uzun uğraştan sonucu buldum. Şöyle sert bir şekilde çektiğimizde uzuyor. Ve tam da Barbie'nin boyuna uygun. Şimdi de şu çalışma masasını çevirelim bakalım. Ben dönüyor sanıyordum. Böyle çıkarıp mı takılıyormuş? Ya da ben mi beceremedim? Evet, gerçekten de dönüyormuş. Böyle yastık ve battaniye görünümü vermişler. Aynısını üst tarafa da uygulamışlar. Az kalsın göstermeyi unutuyordum. Alt tarafta da böyle ince bir rafı var. Ayrıca ranzanın merdiveni de böyle yan tarafta. Şimdi sıra kızımızda. Gerçekten çok güzel bir yüzü var. Evdeki hiçbir Barbie'me benzemiyor. Saçları böyle uzun. Üzerinde çok soft renklere sahip bir elbise var. Başta body ve etek olarak sanmıştım ama birleşik. Altında da böyle çok şık spor ayakkabıları var. Çok tatlı bir kız. Bakalım Barbie ailesinde rolü ne olacak? Şimdi de skipper kızlarımızı açalım. Benden sürekli Leyla'yı, Eda'yı, Ömer'i falan büyütmemi istiyorsunuz. Ben de büyütmek istiyorum tabii ama uygun Barbie bulmak zor oluyor. İnternette Ömer ve Eda'nın büyüklüğünü bulmuştum. Ama Leyla'nınkini bir türlü bulamıyordum. Sonra bu skipper bebekler çıktı. Ve dedim ki bu sarışın bebek Leyla olmalı. Şu anda Leyla'nın boyu çok kısa. Birden bu kadar büyütemem ama büyüdüğünde Leyla'yı bu kız canlandıracak. Yanındaki esmer kız da Leyla'yı arkadaş olarak aldı. Önce Leyla'mızı açalım. Bu çıkıntılı karton şeyler çıkabiliyormuş. Bu yüzden çıkartalım. Kartondan ziyade gerçeklerini tercih ederdim. Ama bunlar da güzel. Aksesuar olarak böyle mor bir biberon.
Ve bu mavi telefon çıktı. Kızımız da pek de güzel maşallah. Hele kahkül kesimine bayıldım. Sanırım ilk defa kahkülü bir bebeğimiz oldu. Elbisesi de çok tatlı. Tabii ayrı olmalarını tercih ederdim ama maalesef ki bunlar da elbise. Unicorn'u falan tam yaşına uygun. Saçları da epey bir uzun geldi gözüme. Yine bunun da ayağında beyaz bir spor ayakkabı var. İlk defa bir skipper bebeğimiz oldu. Bu yüzden kıyafetlerin ve ayakkabıların diğer Barbie'lerle uyup uymayacağını bilmiyorum. İnşallah uyuyordur. Yoksa hep bu elbiseyi giymek zorunda kalacak. Şimdi de Leyla'mızın arkadaşını açalım. Gerçekten çok kötü açtım. Bu kızımızdan çıkan kartonlar da bunlar. Diğerleriyle epey bir benziyor. Ve bu kızımızın yanından da telefonla bir baron çıkıyor. Nedense bu kız bana Leyla'dan daha bir güzel göründü. Sanırım esmer Barbie'leri daha çok seviyorum. Yine bunun da saçları upuzun. Ve bunun üzerindeki de elbise. Böyle tüllü müllü. Çok sevimli. Ayaklarında da mavi garip ayakkabılar var. Gelecek bölümlerin iki kankası. Ve sıra bu sette. Acaba nereden açılıyor? Arkasında bu şekilde kurulumunu göstermiş. Kurulunda bu şekilde görünüyor. Ve bunlar da çıkan diğer yeni setler. Çıkartırken en çok zorlandığım set kesinlikle bu oldu. Ama çok şükür ki şu çimenli planı kurtarabildim. Şimdi buradaki talimatlara uyarak birleştirelim. Tabureler dönebildiği için ister bu şekilde, istersek de bu şekilde kullanabiliriz. Çok güzel düşünülmüş. Bu şekilde bir piknik sepeti var. Detayları falan çok hoş. Şöyle koyalım. İçerisinde su varmış gibi görünen 4 tane bardak. Üstlerinde sosisli bulunan 4 tane tabak. Ketçap ve hardal. Ve son olarak da bu minik piknik örtüsü. Çok güzel ve ayrıca tam da ihtiyacım olan bir set. Barbie ailesindeki kızlar bu sıra çok fazla bahçede bulunuyorlar. E tabi bahar geldi, hava da güzel. Ben de bu masa setini bahçe için aldım. 4 kişilik olması da ayrı bir güzel. İdil, Beyza, Ayşe, Şevval hepsi bir arada oturabilir. Son olarak sizce de şu sosisler çok gerçekçi görünmüyor mu? Ve geriye küçük paketler kaldı. Önce bebeği açacağım. Oldukça farklı bir şekilde paketlenmiş. Ya sen ne sevimli bir şeysin. Üstelik bezi de çıkabiliyor. Bu bebeği Zehra'nın küçük oğlu Ömer için aldım. Aslında ben beyaz tenli, gözü çekik olan bebeği istiyordum ama gittiğim yerde yoktu. Bu da Buğra'ya benziyor. Hem esmer hem kahverengi saçlı. O yüzden bunu aldım. Çok tatlı değil mi ya? Tatlışta bir göbeği var. Çok sevdim. Yanından böyle de bir biberon çıktı. Bugün 3. biberonumuz oldu. Ama boy ve şekil olarak diğer biberonlardan farklı. Hatta bildiğimiz ketçap şişesi. Sadece simli hali. Bir de yanından böyle bir örtü çıktı. Allah'ım şu şekillere bakın. Tam bir bebek örtüsü. Baksanıza şunun minikliğine. Ve son olarak ayakkabı paketimizi açalım. Şimdi size bunları tek tek Barbie'nin ayağında göstereceğim. O kadar Barbie ayakkabım var ama bir tane bile kırmızı yoktu. O yüzden bunu çok sevdim. Topuklarının dolgusundaki desenler, fiyongu falan gerçekten çok detaylı yapılmış. Baksanıza dikiş izleri bile görünüyor. Sadece bu bebeğin ayağı düz olduğu için topuklu pek yakışmadı. Bakın işte bu gerçekten çok yakıştı. Oldukça farklı bir ayakkabı. Neredeyse tüm spor ayakkabılarımız beyaz renkteydi. Böyle fosfor pembesi, saydam
Çok tatlı bir spor ayakkabımız oldu. Bu da böyle sivri topuklu mavi bir ayakkabı. Açıkçası pek tarzım değil, o yüzden çok beğenmedim. Ama mavi kıyafetlerle çok uyumlu olur. Son olarak da bu siyah dolgu topuklu ayakkabılar. Sanırım içlerinde en çok bunu beğendim. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.